izleyenler, Bir Şifa Kapısı programına daha hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi pazarlar diliyorum. Yanımda Avrasya Hastanesi Fizik ve Rehabilitasyon Uzmanı Naren Hoca var. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir bu hastanedesiniz? Ne kadar süredir bu meslektesiniz? Merhaba, ben uzman doktor Naren. Bu hastanede 2020 yılından beri çalışıyorum. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak yaklaşık 15 yıldır Türkiye'deyim. Öyle. Evet. Hocam peki bu fizik tedavi ve rehabilitasyon aynı şey midir? Kimlere uygulanır? Şimdi fizik tedavi ve rehabilitasyon ayrı. Fizik tedavi belli bir cihazlarla hastanın kas iskelet sistem ağrıları için daha hızlı iyileşmesi açısından uyguladığımız tedavi yöntemleri. Rehabilitasyon içinde daha çok egzersizler girer. Özellikle nörolojik kaybı olan, yani inme geçiren ya da ortopedik herhangi bir cerrah nedeniyle sonrasında rehabilitasyon desteği duyan hastalarımıza yapılan, terapist eşliğinde yapılan bir tedavi şekli. Bunların hepsi uygulanıyor. Evet. Hocam peki fizik tedavinin elbette ki hastalara faydası çok. Faydasının yanında peki zararı var mıdır? Ve faydaları da nelerdir? Şimdi fizik tedavi yöntemleri genellikle oldukça güvenli. Hani özellikle zararı, bazı şöyle durumlar var, bazı hastalara uygulanmıyor. Mesela bazı tedavi yöntemleri, elektroterapi mesela, kalp bile varsa hastada uygulanmaz. Bir de özellikle hamile ise hasta tedavi uygulamıyoruz. Ya da kanser hastalarında aktif bir tedavi alan bir kanser hastası varsa onda da tedavi yani belli bir ölçüde uygulanabiliyor. Hepsi yapılamıyor mesela. Evet, ama yine de uygulanabiliyor. Aha, evet, evet. Yani bütün bu durumlar için ilk önce o yüzden hani bir hekim gözünden geçilip ona göre hangi tedavi uygunsa ona göre yönlendirilse iyi olur. Evet. Peki hocam fizik tedavi uygulamaları nelerdir? Çeşitli tedavi yöntemleri var. Elektroterapiler var. Ultrason tedavisi, girdap banyosu dediğimiz tedavi, bazı cihazlar var, infraruj var, bazı ekstra yöntemler var, mesela kinezotaping dediğimiz, onları da uygulayabiliyoruz. Hastaya hangisi uyuyorsa o şekilde biz ekstra olarak fizik tedavide hastanın kas iskelet sistem ağrıları için enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Kurone tedavisi dediğimiz tedaviler de uygulayabiliyoruz. Yöntemler var. Evet. Hocam peki fizik tedavinin amaçları nelerdir? Şimdi bize en çok hastanın ağrısı olduğu için gelirler bize. Bir de günlük hayatında, günlük işlerde kısıtlık yaşadığı için gelirler. Biz de bunları, bu sorunlar için yardımcı oluruz. Hastanın bir an önce ağrısını rahatlatıp günlük hayatına, günlük işlerine geri dönmeleri için yardımcı oluyoruz. Mesela hastanın kası güçsüzse kası güçlendirmek gibi, ağrısı varsa eklem ağrısı ya da kas ağrısı ise ona yönelik o ağrıları azaltıp hızlıca iyileşmesi için yardımcı oluyoruz. Evet. Hocam peki öncesinde herhangi bir bölüme vesaire muayene olmaları gerekiyor mu size gelmeden önce? Şimdi hastanın ilk şikayeti önemli. Mesela çok uzun zamandır beli ağrıyorsa, boynu ağrıyorsa, artık evde kendi başına baş edemiyorsa direkt fizik tedavi doktoruna gidebilir. Ha, ya da başka ekstra bir hastalığı varsa, mesela kronik bir hastalığı olan bir hasta, kalp rahatsızlığı var, sol koluna yayılan bir ağrısı var. O zaman tabii ki ilk önce acil olan kalp doktoruna gitmek. Evet. Öncelikle büyük bir hani hayatın tehlike atan bir sorun olmadığını gördükten sonra da bize diğer branşlardan sevk çok oluyor. Evet. Peki hocam fizik tedavi ağrılı bir süreç midir? Yani hasta fizik tedavi esnasında ağrı duyar mı? Şimdi o şöyle, fizik tedavi yöntemleri uygulanırken mesela elektroterapide hasta terapi sırasında biraz küçük küçük böyle elektrik geldiğini hissedebilirim. Ki bunu çok ağrı saymıyoruz. Başka şöyle hastalar oluyor. Ortopedik ameliyat oldu ya da herhangi bir nedenle eklem kısıtlığı yaşıyor hasta. O zaman o eklem hareketini geri kazanmak için
egzersiz yaptığımızda hasta bir miktar ağrı hissedebiliyor. Biz bu ağrıları hissetmemesi için, tedaviye katkıda bulunması için tedavilerin, hani ilaç tedavileri, ağrı ilaçları vesaire verebiliyoruz. Bu hepsi, yani bu sadece o an ağrıyı kesmek değil de bu fizik tedavi süresince en iyi faydayı görebilmesi için hastanın, hani sonuç olarak hasta her gün gelip gidiyor. Bu tedaviden bir sonuç alması lazım. Ama ağrı nedeniyle izin vermiyorsa bize sıkıntı olur. O yüzden ilaç tedavisinin eşliğinde fizik tedavi yaparak en iyi sonucu alabiliriz. Evet. Peki hocam, bu fizik tedavinin sakıncalı olduğu durumlar var mıdır? Az önce bahsettiğiniz kalp vesaire, öncesinde tabii kalp fil vesaire dediniz. Bunun dışında sakıncalı olduğu durumlar var mıdır? Daha önce dediğim gibi oldukça güvenli. Hani eğer doktor eşliğinde, terapist eşliğinde yapılan tedaviler olduğu için tabii ki her zaman her şeyde bir risk olabilir. Mesela bazı hastalarda infrarujo biraz fazla, yani çok yakın durduysa, hasta biraz hissetmiyorsa, hani yanma gibi durumu, hani olabilir mi? Olabilir. O yüzden biz sık sık gözetim yaparak, hastayı da çok iyi bilgilendirerek yapıyoruz. Bu çok sık olan yan etki bir şey değil. Evet, günümüz teknolojisinde şu an tabii yüksek teknolojik cihazlar kullanılıyor. Peki fizik tedavide bu teknoloji nasıl kullanılıyor? Şimdi robotik rehabilitasyon tedavileri var. Örneğin mesela uzun süre yürüyemeyen, felç geçiren ya da yürümekte herhangi bir nedenle sıkıntı yaşayan hastalarda o yürüme fonksiyonunu geri kazanması için robotik rehabilitasyon sıkça uygulanıyor. Mesela bazı felç geçiren hastalarımızda el hareketleri geri kazansın diye el robotları da var. Hani bir eldiven gibi giyilip normal el hareketi çalışmak gibi. Onun dışında son zamanlarda VR dediğimiz bu vizyal teknolojiyle, hani gözlük takarak oyun tarzında yapılan, yani oldukça gelişti. Yani uygulanmaya da başlandı. Evet. Hocam peki hastalarınıza bu tedavinin yanı sıra evde de egzersiz vesaire öneriyor musunuz? Evde nasıl ilerliyor o süreç? Şimdi çok akut ağrılı, çok ağrılı durumlarda biz egzersizi hastalarımıza eve vermiyoruz. Şöyle biraz ağrılarını hafifletip egzersiz yapabilir hale geldikten sonra düzenli egzersizlerini yapın diyoruz. Özellikle evde yapmak çok çok önemli. Bir de fizik tedavi bitince her şey bitmiyor. Asıl o zaman başlıyor aslında. Çünkü günlük gün içinde yaptığınız bütün hareketler, bütün işler, bunlar nedeniyle ağrılarınız olduysa artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Belinizi mesela korumanız, dizinizi korumanız lazım. Daha iyi kullanmanız gerekecek. Bir de kasları güçlendirerek, hareketsiz kalmayarak daha dinç hale gelmeniz lazım. Biz zaten ilk basit evde yapacak egzersizlerinizi önerebiliyoruz. Gerekirse uzun dönem egzersiz önerileri de bulunabiliriz. Evet hocam. Peki hocam, günümüzde bu, ben sıklıkla bu ara duyuyorum. Genç, yaşlı fark etmeksizin hatta. Diz protezi ameliyatı hocam çok yaygınlaştı. Ve sonrasında bazı hastalar fizik tedaviye de ihtiyaç duyabiliyor. Bunun hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Evet. İnsanlar daha ileri yaşlanıyor artık. 80, 90, 100 neredeyse, değil mi? Yaşlı popülasyon arttı. Öyle olunca da o insanların hayat kalitesini düşünmek gerekiyor. Belli bir yerden sonra dizini çok kullandıysa, mesela çok yürüdü, çok çalıştı. O zaman diz eklemi daha erken yıpranabiliyor. Diz kireçlenmesi başlayabiliyor. Örneğin son evrelerde artık konservatif tedavi dediğimiz tedaviler yetmeyince hastayı protez ameliyatına yönlendiriyoruz. Hasta ameliyatını olduktan sonra, mesela ameliyat olmak için de uygunluk açısından doktorlar değerlendirir. Ameliyat olduktan sonra hastanın fizik tedaviye ihtiyacı olabiliyor. Daha erken ayağa kalkabilmesi için, eklem hareket açıklığını daha erken kazanabilmesi için, normal hayatına dönebilmesi için gerekebiliyor. Bunu biz ortopedik rehabilitasyon diyoruz. Mesela sadece diz protezi ameliyatı için de değil. Mesela omuz ameliyatı oldu o kas yırtığı nedeniyle. O zaman ondan sonra da hareketlerini geri kazanması için ortopedik rehabilitasyon omuz için almak gerekiyor. Mesela kırık sonrası, kış aylarında düşüp omzunu, el bileğini
zedeleyen, kıran hastalar çok oluyor. Evet, o hastalar da kemikleri iyileştikten sonra fonksiyonunu geri kazanması için ortopedik rehabilitasyon alırsa çok iyi olur. Daha erken normal hayatına kavuşabilir. Evet hocam. Peki hocam, başka rehabilitasyon alanında neler yapılıyor? Rehabilitasyon alanında bizim en çok tedavi ihtiyaç duyan hastalarımız inme hastaları, felç diyoruz, hemiplejik hastaları. Hayatın belli bir yaşında herhangi bir nedenle, kanama nedeniyle ya da pıhtı atması nedeniyle felç geçiren hastalar oluyor. Bu hastalar için ilk aylar, ilk yıllar çok önemli. Çünkü kaybolan fonksiyonun geri gelmesi için ilk yıllar çok çok önemli. O nedenle düzenli olarak fizik tedavi alırsa hastanın kas gücü daha erken gelişebiliyor, yürüme dengesini daha erken kazanabiliyor. Günlük hayatta başkasına bağımlı olmadan daha erken normal diyebileceğim, normale yakın bir hayata kavuşabiliyor. Bazı inme hastaları çok daha erken iyileşirken, eğer tedavi geciktiyse biraz daha zor olabiliyor. Bu önemli çünkü. Hastanelerde rehabilitasyon açısından bu tür şikayetleriniz için başvurursanız aslında çok yardımcı olur hasta aslında için. Aslında fizik tedavide de erken teşhis önemli diyebilir evet, miyiz? Evet, tabii ki. Evet. Tabii bütün hastalıklarda olduğu gibi. Evet. Bu boyun daralmaları, düzleşmeleri, bunlarda ne gibi yöntemler uygulayabiliyorsunuz? Şimdi boyun düzleşme dediğimiz, boynun normal eğri halini kaybetmesi, düz olması normal demek. Normalde evet. Öyle olunca hasta genellikle masa başı çalışanlar, öne doğru eğilerek uzun süre iş yapanlar ya da telefon bakanlar bu hastalarda çok sık olabilir boyun düzleşmesi. İlk boyun düzleşmesi olduktan sonra bu durum kronikleşirse, daha uzun süre böyle ağrıya rağmen devam ederse hasta hani fıtık çıkabilir ya da başka sürekli hiç geçmeyen boyun ağrıları çıkabilir. O nedenle erkenden tedavi olmasında fayda var. Yani tedavinin birincisi zaten öne doğru eğilerek uzun süre iş yapıyorsunuz. Onu yarıda kesmek. Yani yarım saat, bir saat çalıştıktan sonra boynunuzu dinlendirmeniz lazım. Ve hayatınıza yani haftanın 3 günü bile olsa egzersiz, rutin dahil edersiniz. Aslında bu ağrılar o kadar sık olmaz. Boyun ağrısı var. Mesela siz dikkat ediyorsunuz ama yine de ağrıyor. O zaman artık bir hastaneye gitmek lazım. Bir doktora görünmeniz lazım. Nedeni de araştırıldıktan sonra gerekirse fizik tedavi yöntemleri uygulanarak daha hızlı iyileşebilir hasta. Bazı durumlarda eğer fıtık var, çok büyük, kolda güçsüzlük başladı. O zaman cerrahi yöntemle o siniri korumak gerekir. O zaman da yine bir doktora muayene olup gerekirse ameliyat olmak gerekebiliyor. Yani evde mesela baş edemediğiniz ağrınız varsa mutlaka gidin. Evet. Hocam peki cerrahi yönteme gerek kalmadan yani daha çok böyle fizik tedavi ihtiyaç duyulan durumlar hangileri? En çok sizin rastladığınız, en sık görülen? Şimdi öyle bir şey ki ameliyat olmak kolay bir şey değil. Tabii hastalar ki. Da hani bunu kabul etmek gibi ya da bunu düşünmek hastalar için de zor olabiliyor. Fizik tedavi yöntemleri şöyle, hastanın iyilik hali herhangi bir tehlike altında değilse, hani ameliyatsız iyileşemeyecek bir şey değilse fizik tedavi yöntemleri genellikle hastalara uygulanıyor. Mesela fıtık oldu diyelim, hastanın çok şiddetli ağrısı var ama daha ilaç kullanmamış, ilaç tedavisi almamış ya da daha herhangi bir şey yapılmadan direkt ameliyata bazı hastalar gitmek istemiyor. Ha, o zaman muayenesine bakılır. Eğer gerçekten kol siniri hasar görmeyecek bir durumdaysa beklenilebiliyor. Ki o da, bu da hastanın o durumdaki muayenesine, hastanın şikayetine bağlı. Ama her şeye rağmen çok ağrısı varsa, kol güçsüzlük başlamasa bile hastanın ameliyat olması da gerekebiliyor. Bütün bu kararlar hasta bazında verildiği için yani hastalığınızın her durumda hani bir doktora danışıp yararını ve zararını öğrenip ona göre adım atmakta fayda var. Evet, öncesinde peki bir ilaç tedavisi, krem, jel vesaire bunlar kullandırılıyor mu ya da siz mi kullandırtıyorsunuz? Tedaviler genellik şöyle, girişimsel olmayan tedaviden girişimsele yönelik. Evet. Yani ilk önce ilaç tedavisi verilir, koruma tedavisi yani mesela diz zedelerinde yükten kurtarmak gibi. Ondan sonra
Eğer hastanın şeyi tehlikeli değilse fizik tedavi denenebilir. Ondan sonra ameliyat diyoruz. Gerçekten bir şey denedik her şeyi ancak hastanın iyilik hali yok. Yani hala iyi olmadı hasta. O zaman ameliyatla iyileşme şansı varsa ki ameliyata yönlendirmek gerekiyor. Yani hastaları da çok geciktirmemek lazım ameliyat için. Evet. Ya da çok da erken yapmamak lazım. Hani bunların hepsi şey... Hasta bazında değerlendirilen, o hekimin tecrübesine dayanan, hastanın da ihtiyacına yönelik verilen kararlar. Evet. Hocam sıklıkla böyle fizik tedaviden söz ediyor gibiyiz ama evet rehabilitasyonda böyle çok es geçmek istemiyorum aslında. Hı-hı. Çok insanlar daha çok fizik tedaviye böyle nasıl söylenir? Daha çok fizik tedavi duyuyorlar kulaktan kulağa. Hı-hı. Rehabilitasyonu da böyle biraz açabilir misiniz bize? Şimdi sizin yani hastanın bir kişinin kas iskelet sistemi ile ilgili bir ağrı olabilir, kısıtlık olabilir, günlük yapmak istediği işi yapamıyor olabilirsiniz. Herhangi bir nedenle kısıtlık yaşıyorsanız fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne başvurabilirsiniz. Bu inme nedeniyle olabilir, herhangi yeni aldığınız herhangi bir hastalık tanısı nedeniyle olabilir. Mesela kemik eriminiz olabilir. Yaygın ağrılarınız olabilir, kireçlenmeniz olabilir. Bunların hepsi siz bir o bölüme başvurduktan sonra tanınızı zaten araştırılığa konuyor. Ona göre hangi durumda eksikliğiniz var? Mesela sırt ağrınız mı sizi çok rahatsız ediyor, sizi günlük işlerinizden alıkoyuyor? Ya da diz ağrınız mı? O muayenede ve sizin anamnezinizle göre karar verilip yani hastayla konuşulduktan sonra tedavi oluyorsunuz zaten. O nedenle ya fizik tedavi mi olunur ya da rehabilitasyon mu olunur? O hasta bazında o sırada karar verilir. Mesela bunlar yani bizim bölüm hastanın fiziksel durumuyla ilgileniyor. Yani sizin bir şey yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Mesela bugün 100 metre yürümek istiyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. O zaman neden acaba? Bir yerde ağrı mı var? Bir eklemde kısıtlık mı var? Hani bunların nedeni araştırılarak size göre tedavi verileceği için hani ona mesela fizik tedaviye mi gitmeliyim, rehabilitasyona mı gitmeliyim diye çok düşünmenize aslında gerek yok. Yani bir fiziksel bir şikayetim var, bununla ilgili ne yapılabilir bilmek istiyorum dersiniz. Doktora başvurun, bilgileri verir size. Hocam bel fıtığı neden oluşur? Şimdi bel fıtığı insanlarda çok sık rastlanan ve hastaların çalışma hayatını ve günlük hayatını da çok etkileyen bir hastalık. Şimdi artık masa başı oturarak çok çalışıyoruz, sürekli oturuyoruz, yürümüyoruz. Öyle olunca bizim bel kaslarımız zayıflıyor ve bir iş yapmak istediğimizde, ağır kaldırmak istediğimizde, ters bir hareket yapmak istediğimizde orada fıtık çıkabiliyor. Fıtık ne demek? Yani bütün omurga kemiklerinin arasında disk var. Bu rahat hareket edebilelim diye. Bu diskler ani bir yük kaldırdığınızda, bel eğer onu kaldıramıyorsa, bel yeterince güçlü değilse fıtık çıkabiliyor. Şimdi bu bunun en önemli sıkıntısı şöyle, bel... Bacaklara giden sinire bu fıtık bası yapabiliyor. O sinirlere hasar verebiliyor ki fıtık çok büyük olduğunda bacaklarda güçsüzlük gelişiyor. En ilerisi de her iki bacakta hareket vesaire hissetmemek, çok güçsüz kalmak, paraplejik dediğimiz durum gelişmesi. Bunlar da acil ameliyatla düzeltilmesi gereken durumlar. Ha, onun dışında acil ameliyat gerektirmeyen ve bel ağrısından yakınan çok hastalar var. Bu hastalarda da şöyle, eğer siz bel ağrınız başladı diyelim, belinizi biraz dinlendirdiniz, biraz işte sıcak su torbası koydunuz ya da böyle krem kullandınız, geçmedi. Çünkü gelen hastalardan öyle görüyoruz, geçmedi, başa çıkamadınız. O zaman hastaneye giderek muayene olmanızda fayda var. Ya da bir bacakta direkt güçsüzlük gelişti, bir anda çok şiddetli bel ağrınız gelişti, o zaman beklemeden hastaneye gidip muayene olmak lazım. Orada gerekli tetkikler yapıldıktan sonra fıtık varsa ki büyüklüğüne göre ve sizde yaptığı duruma göre ya bacakta güçsüzlük geliştirdiyse artık ya acilen ameliyata alınıyorsunuz ya da ilk önce ilaç tedavisi veriliyor. İlaç tedavileri de işe yaramazsa bazı hastalar ilaç tedavileriyle düzelir ama yine iyileştim diye yine ağrı kaldırmaya devam etmek doğru değil. Bu hastaların da bel kaslarını güçlendirerek belini koruması lazım. Ya da ilaç tedavisinden fayda görmedi hasta. O zaman fizik tedaviye gitmesinde fayda var. Çünkü orada
Belde fıtık çıktı demek, oradaki kaslarda zayıflık, oradaki eklemlerde, ligamanlarda zorluk, kaslar güçsüzlük demek. Bu nedenle bunların iyileşebilmesi için bir tedaviden geçerse, fizik tedaviden, daha erken normal hayatına dönebilir. Biz de hastalarımıza fizik tedaviden sonra bel hareketleri öneriyoruz, egzersizleri öneriyoruz ve bel kaslarını güçlendirmesi için hastaya öneride bulunuyoruz. Çünkü omurganın etrafındaki kas grupları, yani karın kasları ve bel kasları güçlü olursa, ne kadar güçlü olursa o kadar fıtık olmuyorsunuz diyelim, daha iyileşiyorsunuz. Ha mesela siz bacakta güçsüzlük yaptı fıtık diyelim, acil ameliyat oldunuz, iyileştiniz. O zaman yine korumaya devam edeceksiniz, yürüyüşler yapacaksınız, kilo almayacaksınız. Ha ameliyat oldunuz, bir miktar ağrınız azaldı ama şikayetiniz devam ediyor. O zaman yine bir fizik tedavi ünitesine başvurarak, doktora muayene olarak gerekliyse fizik tedavi almanızda fayda var. Çünkü bazı durumlarda o tür ağrılar, bel fıtığın yaptığı ağrılar uzun sürebiliyor. Ameliyat olsa bile hasta, hani çok ileri durumdan korunmuş olsa bile ağrı biraz kalabiliyor. Onun için de fizik tedavi alabilir hasta. Daha hızlı iyileşir. Aslında burada yine günlük hayatta hareketin önemini, duruşun önemini, ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Peki hocam, bu konuyu verirken bize sıcak su torbası dediniz. Ben bir de şunu merak ediyorum. Hangi durumlarda sıcak, hangi durumlarda soğuk uygulamaya yaparız? Şöyle, biz genellikle hasta akut yaralanma dediğimiz, düştüyse, bir yerini çarptıysa, orası biraz şiştiyse, dizi biraz şiştiyse, o zaman soğuk tedavi öneriyoruz. Çünkü ödeme ve ağrıya en iyi gelen şey, bu akut ödeme, iyi gelen şey soğuk koymak. Yani 5-10 dakika, çok uzun süre koymamak lazım. Çünkü cilt zarar görür. O şekilde uygulayabilir hasta. Sıcak su torbası ise şöyle, hastanın kronik ağrısı oldu. Artık çok uzun zamandır ağrısı var. Ya da böyle spazmları var. Spazm dediğimiz kas kasılması. Mesela kulunç ağrıları varsa, belde kas ağrıları varsa sıcak su torbasını uygulayabilir. Ama çok çok dikkat etmek lazım. Yanmamak gerekiyor. Çünkü tabii, böyle vakalar oluyor. Tabii. Sıcak su torbasını üstüne yatıp yanıyor. Yani bu olmaz böyle bir şey. Yani sıcak bir şekilde kuşakta bağlayabilirsiniz olmadı. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani dikkatli bir şekilde yapmayacaksınız. Evet. Sıcak su torbasını hiç yapmayın. Evet. Peki hocam, bel fıtığının... Bel fıtığını sormuştum size. Bel fıtığının tedavi yöntemleri nelerdir fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında? Şimdi şöyle, bel fıtığı için ilk önce yine ilaç tedavisi, egzersiz olmazsa olmaz. Ama akut dönemde çok ağrınız varsa egzersiz yapmaya acele etmeyin. İlk önce iyileşmeniz lazım. İlaç tedavisinden geçtikten sonra fizik tedavi olabilirsiniz. Diğer bir tedavi yöntemleri de cerrahi tedavi. Şimdi fizik tedavi yöntemlerinde biz burada seansları alıyoruz hastalarımızı. Ya da hastanın ağrı durumuna göre beline enjeksiyonlar yapılabiliyor. Algolojik yöntemler de mevcut. Çünkü fıtık, eğer hasta ameliyat olmak istemiyorsa, yine de ağrı yapıyorsa, oraya, fıtığın olduğu yere enjeksiyonlar yapılıyor. Bu algoloji iğneleri bunlar. Ameliyathane ortamında yapılıyor. Böyle bir şey de hastaya uygulanabilir eğer hasta uygun olursa. Gerekirse bazı ilaç tedavileri var. Bu bacağa yayılan ağrılarını kesmek için o tedaviler de uygulanabiliyor. Fizik tedavi zaten söylediğim gibi hastanın daha hızlı iyileşmesi için, daha kolay hareket edebilmesi için almasında fayda var. Bunun yanında hastanın dikkat etmesi gereken şeyler ise, hasta uzun süre aynı pozisyonda kalmaması lazım. Çünkü uzun süre aynı pozisyonda kaldıkça aynı kasları kullandığı için yorulma oluyor belde. Daha çok ağrıları artabiliyor. Yani sık sık pozisyon değiştirerek, bilebinin yükü azaltarak bu şekilde belini koruyabilir. Ani, ağır bir yük aniden kaldırmayacak. Yani belinin kaldıramayacağı yükü yüklememek lazım. Egzersiz önemli. Ağrı geçti artık, ağrı bayağı rahatladı. Ya da egzersiz yapabilir hale geldiniz. O zaman egzersiz mutlaka olmazsa olmaz. Çünkü egzersizleri yaparak eklemlerin, kasların, bağ dokuların olması gerektiği gibi olmasını istiyoruz. Egzersiz de bunda işe yarıyor. Bir de kilo almamak lazım. Eğer siz kiloluysanız, kilo verirseniz çok daha iyi olur. Bu da tabii ki sadece yiyeceklerle kontrol etmekle olmuyor. Biraz da hareket etmek gerekiyor.
en güzeli yürüyüş. Yani yürüyüş, tempolu yürüyüş eklerseniz hayata belli bir kiloyu kaybedebilirsiniz çünkü. Bir de beyaz un yiyecekler. Üç yani beyaz. Ekmek. Ekmek, evet. Üç beyazı da azaltmak çok çok iyi olur. Bu sadece bel fıtığı açısından da iyi gelmeyecek. Evet. Bütün vücut sağlığı için iyi gelir. Kesinlikle. Damar sağlığı için, kalp sağlığı için, beyin sağlığı için, her şey için iyi. O yüzden hani günlük hayatta kendinize en iyi yapabilecek şeyleriniz yiyeceklere dikkat etmek. Ne yiyip ne yemeyeceğinizi. İkincisi hareketlerinize dikkat etmek lazım. Size zaten vücut haber veriyor. Mesela boyun ağrıdı, bel ağrıdı. Anlayacaksınız ki o zorluk çıkıyor. O zaman dinlendirmeliyim ya da ne yapmalıyım? Gidip sorayım, değil mi? Bu şekilde yaklaşırsanız çok uzun süreli ağrı yaşamanıza gerek yok. Evet. Hocam az önce enjeksiyon dediniz. Peki enjeksiyon yöntemleri nelerdir? Kimlere uygulanıyor? Herkese olabiliyor mu? Fizik tedavide bizim uyguladığımız, yani kas iskelet sistemi ağrılarında uyguladığımız çeşitli enjeksiyon yöntemleri var. Kuru iğne yöntemleri, mezoterapi, ozon enjeksiyonları, eklem içi enjeksiyonlar, hyaluronik asit ya da PRP gibi çeşitli enjeksiyon uygulamaları var. Bu hastanın şikayetine göre, eğer hastanın mesela PRP enjeksiyonu, hastanın belli bir kıkırdak dokusu, sağlıklı kıkırdak dokusu varsa bu hasta PRP için aday bir hasta. Yani diz ağrısı için mesela PRP enjeksiyonu uygulanabilir. Ama bazı hastalar var ki uygun olmuyor. Eğer çok ileri evre kireçlenmesi varsa hastanın, biz daha farklı enjeksiyon yöntemleri öneriyoruz. Bunun gibi mesela uzun süredir boyun ağrınız var, kas ağrınız var, kulunca ağrılarınız var. O zaman mesela kuru iğne yöntemleri çok işe yarar. Evet, yani herkese uygulanabiliyor mu hocam bunlar? Yok, yani şöyle hastanın yaşına, hastalığına, şu anki durumuna ve tedavi beklentisi her şeyine. Alerjik durumlar vesaire onlar da etkiliyor, evet. Herhalde değil İlaç mi? İlaç alerjisi varsa mesela enjeksiyon tedavisi açısından biraz daha dikkatli davranmak gerekiyor. Yani herkese yapmıyoruz. İlk önce tabii ki hastanın uygun olması lazım, istemesi lazım. Yani etkilerden de korunmak lazım. Onlar. Peki hocam kesin sonuç alınabiliyor mu enjeksiyonda? Enjeksiyon tedavileri doğru zamanda, doğru yere uygulanırsa hasta kalitesi, hastanın yaşam kalitesini çok çok iyi artırır. Bizim en sık uyguladığımız enjeksiyonlardan biri omuz enjeksiyonu. Yani hasta kolunu kaldıramayan, gece boyunca ağrı çeken, hiç uyuyamayan hastalar oluyor. Uygun zamanda oraya enjeksiyon yaptığımızda inflamasyon da azaldığı için hastanın ağrısı büyük ölçüde kesiliyor. Ama bu hani fizik tedaviye ek olarak yapılan bir şey. Yani sadece enjeksiyon yapılarak tamamen iyileşme olmayabiliyor. Çünkü bu hastanın o anki hastalık durumuyla ilgili. Evet. Olduğu için her hastada farklı. Ne kadar sıklıkla uygulanır hocam? Bazı enjeksiyonlar bir hafta arayla 3 kere, 5 kere uygulanabiliyor. Bazı enjeksiyonlar da bir kere yapılır. Yani çok sık yapılmaz. 6 ayda bir ya da yılda bir gibi. Mesela dizde uygulanan hyaluronik asit enjeksiyonları dozuna göre yılda bir, en maksimum 6 ayda bir gibi uygulanabiliyor. Bir uyguladığında ya 2 hafta arayla bir, bir hafta arayla bir gibi çeşitli durumlar var. Evet, bu peki ağırlı bir süreç mi? Diz enjeksiyonları, aslında eklem içi enjeksiyonlar çok ağırlı değil. Hı hı. Özellikle diz ve omuz çok ağırlı değil bence. Hastalar çünkü öyle söylüyor, hiç düşündüğüm gibi değildi diyor, evet. O nedenle. Bazı enjeksiyonlar ağırlı olabilir mi? Olabilir. Hastanın tabii ki ağrı eşiği de önemli. Bazı hastalar çok küçük bir iğne varken çok ağrı çekebiliyor. Tabii, evet. Çünkü çok uzun süre ağrı çeken bir insan hafif bir dokunuşu bile ağrıymış gibi hissedebildiği için bu da çok göreceli bir şey olabiliyor. Evet, iğne denilince zaten, evet. Halk arasında. Hocam verdiğiniz bilgiler için tekrar size çok teşekkür ederim. Bugün konuğumuz Avrasya Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Naren hocamızdı. Ona tekrardan verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diliyorum. İyi pazarlar.